Herkese merhaba, Hazar Amani ben. Bugünkü lezzet turumuza İstanbul'un ilk yerleşim yerlerinden biri olan Eyüp Sultan'da başlıyoruz. Bakalım ne gibi lezzetler bizi bekliyor. İlk mekanımız aslında 1962'den beri yanlış hatırlamıyorsam bu işi yapan ve üçüncü kuşak restorancılık yapan bir Karadeniz lokantası ve tabii ki Karadeniz'in meşhur pidesi. Bakalım beğeneceğiz mi? Eyüp Sultan'daki ilk mekanımız aslında 1962'de başlamış bu işe. Üçüncü kuşak şu anda karşımda oturuyor Ahmet. Neler diyoruz Ahmet şimdi? Kıymalı pidemiz var kapalı. Tamam. Kavurmamız var. Harika. Sürmene peynirimiz var. Kuşbaşılığımız var. Bir de kuru spesiyelimiz var. Kuru spesiyel nasıl bir şey? Kapalı bizim çayeli kuru fasulyemiz var. Bunu pidenin içerisinde servis ediyoruz biz. Aa, güzel. Aslında kuru fasulye pide. Evet. Pilav yerine orada pide ile yer değiştirmiş. Yanında da soğan ve domates. Çok mantıklı aslında. Sende meslekte var mı yoksa? Bu baba mesleğimiz. İş mimarım da ben. Ha, iş mimarsın. Evet. Ama giriyorsun mutfağa, yani yapabiliyorsun. Giriyoruz tabii. Elinden geliyor. Fırındayız. Oo, harika. Bunun kavurmasını kendiniz mi yapıyorsunuz? Kavurmayı 5 saat toprak güveçte odun ateşinde pişiriyoruz şefim. Tereyağı atalım. Bunu da yediren tereyağı değil mi? Evet. Tereyağlarımızı da Trabzon'dan, Karadeniz'den getiriyoruz. Evet. Ne kadar yağlı o kadar lezzetli. Evet. Kolesterol falan da onlar sonra düşüneceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu peynirden başlayalım o zaman değil mi? Bunda 3 çeşit peynirimiz var. Ya bu malzeme güzel oldu zaten. Gidiyor yani. Harika. Yanında da Rize'nin olmazsa olmazı değil mi? Turşu kavurma. Turşu kavurmamız var. O zaman burada kuru fasulye falan da var. Yani. Yöresel ürünlerimiz var. Kuru fasulyemiz, çok güzel dana kavurmamız var. Yemeklik dana kavurmamız ayrı, pidede kullandığımız dana kavurmamız ayrı. Anladım. Önce kıymalıdan başlayalım o zaman. Buyurun. Tereyağını da koyduk bunun. Ama güzel de bu. Hamuru olabildiğince ince tutmaya çalışıyoruz. Hem yerken böyle yormaması için, hem de malzemenin tadı alınması için. Tabii. Kıymamda baharatla soğanımı dengeliyoruz. Yani ona dikkat ediyoruz onunla da. Gayet lezzetli. Kavurmamı da yağ oranımıza dikkat ediyoruz onunla. Minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz. Çok yağsız yapamıyoruz. Lezzetini veren yağdır. Ama güzel, çıtır çıtır. Fırından çıktığı gibi. Neyle devam edelim? Bence şu kavurma. Kavurmanın sizin en yakın kavurmada. Evet. Güzel bu. Kavurmamızda mesela böyle pişme süreleri var. Bunu maksimumda tutmaya çalışıyoruz. Ona göre de dağılıyor. Hem yağlı olan etkileşimi, birleşimi daha iyi oluyor. Bence çok iyi olmuş. Üstüne de tereyağı girince hakikaten çok çok iyi. Ya sonuçta pidenin 3 tane ana malzemesi var. 4 tane. Evet. Var. Harcını düşünmezsen. Özellikle Karadeniz pidesinin güzel malzeme oldu mu efsane gidiyor.
gittiğiniz zaman onda mesela hem kaliteyi bozmamaya çalışıyoruz hem bunu kendi yaptığımız zaman da belli bir standartı yakalıyoruz. Onun aynı formülünde, aynı doğrultusunda gidiyoruz. Sen peki çocukluktan mı girdin şeye, mutfağa? Babamız hep bizi mesela öyle alıştırdı. Şarkılık yaptırdı değil evet, mi? Evet, Allah'a şükür olsun. Hem işi öğrendik, hem elimiz bıçak tuttu. O yönden çok artıları oldu bize. Süper. En doğrusu. Hadi şuna bir bakalım, merak ettim onu ya. Hemen. Bir tane Gürcülerin bir pidesi var. Onlar da barbunya ama barbunya pişirdikten sonra püre yapıyor. Onu koyuyorlar içine. İsmini unuttum şimdi, hatırlayamıyorum. Ama güzel bir inovasyon bence. Pul biber atalım. Ekmek içinde çorba olur da pide içinde kuru fasulye olmaz mı diyorsun, evet, değil mi? Çok mantıklı. İlk önce biz bir uzun pideden yaptık. Aha. İçine yöresel tabak gibi kuru fasulye, lahana sarmamızı koyduk. Biz böyle denedik. Sonra tek bir üründe karar kıldık. Bu babamızın fikriydi. Yuvarlak pidenin içerisinde kuru fasulye olarak vallahi yaptık. Vallahi çok iyi fikir. Baba işi biliyor. Bilir. Bizim tabii bu spesiyelimiz oldu. Hepsinin önüne geçti. Ama biz bunu isterseniz böyle tabakta da servis ediyoruz. Ama karbonhidrat oranını pilav yerine pideden alınması, hani öyle bir düşünerek yaptık. Bence çok mantıklı ya. Bayağı sevdim bu fikri ben. Ve kuru fasulye bizde özeldir yani. Çok da güzel, lezzetli. Kuşbaşımda da antrikot eti kullanıyorum. Yanında domates, yeşil biber, kapya biberi. Antrikot pahalıya gelmiyor mu ya? Ama kuşbaşına o yakışıyor. Öyle mi? Tabii. Yumurtalar da kaldı ama bence gerek de yok ya. Evet. Yani şöyle o iç malzemesinin, harcının, pidenin tadını daha iyi alıyorsun. Daha yumurtasız iyi. Olunca. Yumurta da biraz daha hani baskılıyor yumurtanın. Tuz oranını bazen bozabiliyor. Yumuşacık olmuş ama hakikaten antrikotun bu faydaları. Bir terbiye de yapıyoruz onu. Ufak bir terbiyeden geçiriyoruz onu birkaç gün böyle. Domatesli harcını hazırlıyoruz. Hazır duruyor. Zaten bu da bazen malzeme sıkıntısı çekebiliyoruz. Çünkü bir büyük baştan 3 kilo, 4 kilo çıkabiliyor bundan. Az oranda var. O yüzden de çok değerli. Tabii. Ya bu da çok güzel de. Benim zaten Karadeniz pidesinde favorim hep peynirle. Klasik kıyma. Kıymalı, evet. Ama kavurmayı tabii kendiniz yapmanız bambaşka bir yere götürmüş olayım. Vallahi biz biraz daha rize konuşacağız. Ben şu kuru fasulyeyi bitireceğim şimdi. Bakalım bundan sonra bizi neresi bekliyor? Lezzet yolculuğumda şimdiki durağımız Sultanahmet. Burada çeşit çeşit restoran var. Her bütçeye, her zevke göre hitap eden. Ama bizim gideceğimiz aslında Konya Ereğli mutfağını gelip burada icra eden bir dükkan. Yaklaşık 35 yıllık bir dükkan bildiğim kadarıyla. Bakalım fırın kebabını yeterince güzel yapmışlar mı? Evet, demin Karadeniz mutfağıyla başlangıcı yaptık. Şimdi de Konya mutfağı. Bence Türkiye'deki en zengin mutfaklardan bir tanesi Konya mutfağı. Gerek yemekleri, gerek çorbaları, etli ekmekleri, fırın kebapları olsun. Benim en sevdiğim mutfaklardan bir tanesi. Onun da kaç, 32 yıldır mı? 36 yıldır. 36 yıldır İstanbul'da çok güzel temsil eden bir restorandayız. Ve Bame çorbasını görünce zaten kaçırmam. Onu mutlaka söyledim ama gerisi sürpriz oldu. Çok özel bir çorba bu ya. Amasyalılar yapıyor aslında bu bamyayı, yetiştiriyorlar. Bizim Konya çok tükettiği için bize mal ettiler. Size mal Konya'ya ettiler mal. Aslında Amasya Taşova. Çiçek bamya bu, minik bamyalar. Tabii tabii. Ekşimsi de biraz daha limonlu, ekşimsi daha seviyorsanız. Ben daha ekşili seviyorum bu tarz şeyleri. Olur. Bir de çok büyük faydası var. Çok.
Çok faydası var. Bir de bence çok lezzetli. Ya bu yemek gibi zaten. Evet. Yani çorbalıktan aslında yemek ziyade. Evlerde de biz restoranlarda işte, çorba. Evet. Çok güzel. Aferin. Zaten et suyundan bol bir şey yok sende o. Baya fırın kebabı fırın olduğu için tabii. Taş fırın var, onun fırını var. Bu sürpriz neymiş? Bu bizim Konya'mızın meşhur fırın kebabı. Hı-hı. Açılışı bununla yapalım dedim ben. Tamam. Şöyle. Yaklaşık 5-6 saat odun fırında kalıyor. Kendi yağıyla demleniyor, pişiyor. Odun fırında kazanlarla pişiriyorsun tabii değil mi? Tabii kazanlarda. Önce tepsilerde mühürleme işlemi yapıyoruz. Ha. Ondan sonra baka kazana dizip altına birazcık tuz ekip sonra fırına sürüyoruz. Vay 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 vay. Ve ortaya böyle muhteşem bir lezzet hakikaten çıkıyor. Hakikaten muhteşem bir şey olmuş ya. Mesela şöyle bu ince kısmı. Müthiş. Zaten. Şöyle bir sunayım. En lezzetli kısmı, biz but hariç koyunun, yani kuzunun bütün kısımlarını koyuyoruz. Boyun. Benim en sevdiğim kısmı boyun. Da boyun. Bak şöyle yapalım. Lavaşa. Hazır abicim. Madem yapıyoruz o zaman. Evet. Azıcık tuz. Evet. Ondan sonra acaba. Pul biber yakışır. Pul biber yakışır, bir de şey. Kekik. Soğan varsa soğan, madem parça mı? Soğan, baş soğan tabii ki. Soğansız olmaz bu. Konya'da sunarken pide, tırnak pide, soğan, biber koyarlar. Domates bile bazen koyarlar. Başka hiçbir şey koymuyorlar. Koymaz. Gerek de olmaz. Bunun yumuşaklığını şöyle bak, kemik etin üzerinde duruyor. Hani bağımsız bir şekilde. Değil mi? Yumuşaklığı görebiliyorsun. 4-5 saat odun fırında durduğu için yumuşak oluyor. Kuruma olmuyor. Kendi yağı içerisinde. Bu içindeki su değil, kuyruk yağı. Donmuş kuyruk yağı. Kendi yağıyla pişiyor. Senin favorin hangisi? Boyun. Boyun değil mi? Boyun ve benim de. İncik çok güzel ama boyun en lezzetli. Boyundur. Bence de. Sonra zaten bu Konya'mızın meşhur etli ekmeği, küflü peynir, bu dibile obruk peyniriyle yapılıyor. Hepsi, bütün ürünler Konya'dan, Ereğli'den geliyor şefim. Kendim zaten Konya Ereğli'yim. Çalışan arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız genelde ustalar Ereğli. Tam anlamıyla Konya mutfağı. Bunlar işte fırında, odun fırında etlerimiz Konya Ereğli'den geliyor. O kadar fark yani, ediyor ki. Odun fırını çok fırına. Fark ediyor. Doğalgazda aynı lezzeti, şey elektrikte aynı lezzeti yakalayamazsın. Hani İmkanı yok. Evde yapabilir miyiz diye soran oluyor. Ben pek tavsiye etmiyorum evde yapmalarını. Bu da aynı. Bu da basmati pirincinden pilavımız. Evde bir pilav. Biz hani yine fırın kebabı koyduk. Bu da yağsız olur. Pek yağsız. Sen yağlı seviyorsun şefim. Ben yağlı seviyorum. Yağlıdır yani. Etin kuzunun şeyi yağlıdır. Memleketimizde meşhurdur. Bu özel günlerde etli ekmek yapılır. Meşhurdur etli ekmek. Tabii yani. Tabii. İçini kendin hazırlarsın, fırına gönderirsin, yaparlar. Onlar şeyini, pidesini yapar. Tabii. Ondan önce bir şu küflü peynir, bu çok bakayım. Özel. Obruk peyniri bu. Divle'den, Ereğli'den obruk peyniri 5-6 ay mağaralarda saklanıyor. Özel, çok uzun bir peynir. Özel ya. Kendiliğinden küfleniyor. Bu doğal antibiyotik diye tabir ediliyor aslında. Tabii. Ve zararlı püf de değil bu. Gerçekten Türkiye'nin en güzel peynirlerinden bir tanesi bu. Evet, Ereğli de bu süt ve peynir konusunda bayağı bir aşama kaydetti. Yani tulum peyniri kullanıyorum ben, memleketten getiriyorum. Çok özel, çok güzel peynir, tereyağları çok güzel. Peki şimdi kıymalı pideyle etli ekmeğin arasındaki fark ne? Şöyle, etli ekmek hamur elde açılıyor. Kalın kıyma ya da zırhlanmış
et oluyor. Hı-hı. Domates, biber, çok az soğan var et ekmekte. Hani kıymalıdan ne var içinde daha çok çeşit oluyor ve kalın oluyor. Lahmacunda da baharat çok olduğu için et ekmek sade. Etin kokusunu, etin lezzetini hissedebiliyorsun. Bir de bıçak arası var. Onda da doğranmış et, domates, biber. Onda da soğan yok. Evet, limon. Konya'da pek sıkmazlar da Ereğliler çok sever. Bazı tepki de gösteriyorlar. Sıkılır mı diyorlar. Ben istediğimde hatta dediler ki yok biz limonsuz yeriz diye. Ereğli yani Ereğli limonu daha çok seviyor. Konyalılar pek sevmiyor. Aslında yakışıyor. Lahmacuna, et ekmeğe limon çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Ben kebaba da çok seviyorum limonu. Kebaba da sıkarlar da buna kızan onlar haydi haydi kızar. Evet, incecik hamur gerçekten. Bir de bu kaç gün dayanma süresi var. Dolapta da bekletebilirsin. Hani lahmacun gibi baharat olmadığı için dayanma süresi çok fazla. Yani 3-4 günde kalabilir. Isıtıp da yiyebilirsiniz yani. Evet, biz biraz daha hem bu güzelim fırın kebabından, yanlış söylüyorlar bunu, fırın kebabıdır Konya'da. Fırın bile kebabı. Tandır diyor da yani. Tandır diyor, kuyu kebabı diyorlar. Çünkü denizli kebabına benziyor. Büryana benzeten oluyor. Kuyu kebabına benzeten oluyor. Zaten bütün yörelerin yemekleri birbirine benziyor ama kendi yorumlarını katmışlar. Evet, biz biraz daha Konya'dan sohbet edelim. Ondan sonra Ereğli'den daha doğrusu. Ereğli'den, evet. Ereğli'den çok sohbet önemli. Edelim. Bir yandan da güzel bir sofra kuralım. Ekipçe hep beraber şu güzelim fırın kebaplarını götürelim. Bakalım bundan sonra nereye gideceğiz. Şu anda bu eşsiz manzarada her yıl yüz binlerce turistin belki ziyaret ettiği Sultanahmet bölgesindeyiz. Arkamızda da güzelim Ayasofya. Ve şimdi de bizim Osmanlı saray mutfağını burada yapan çok ender olan restoranlardan bir tanesinde bakalım Osmanlı saray mutfağı nasılmış, hep beraber görelim. Ve şimdi geldik Sultanahmet'te o harika manzaralı Osmanlı saray mutfağı, değil mi? Hayır, doğru Necati tabir Şef. Bu. Doğru tabir bu. Osmanlı saray mutfağı çünkü Osmanlı'da herkesin bu yemekleri bulma şansı zaten yok. Ama saraydakiler tabii en iyi aşçılar tarafından, en iyi malzemeler tarafından yapılıyor. Ve binlerce yıllık geleneğin devamı aynı zamanda. Kesinlikle. Ve oldukça fazla da deniz mahsulü ve işte karides kullanımı, balık kullanımı ama tabii biraz daha farklı tariflerle işte şerbetli balıklar falan oluyor, değil mi? Özellikle şöyle, ben Osmanlı mutfağını üçe ayırabiliyorum. Fatih öncesi, Fatih devri ve Fatih sonrası diye. Çünkü Fatih devrine kadar Osmanlı saray mutfağı geleneksel yemeklerle devam etmiş. Daha çok kuzu, kaz, kanatlı hayvanlarla ve av hayvanlarıyla devam etmiş. Göçebe kültürünün etkisi de var tabii. Tabii. Göçebe kültürünün etkisi olunca sığır ve balık çok fazla kullanılmamış ama sizin de söylediğiniz gibi Fatih'e gelince tabii Fatih kendisini aynı zamanda hem doğunun hem batının sultanı olarak imparatorluk unvanını alıyor. Şey doğru değil mi? Bu en çok sevdiği yemeklerden bir tanesi karidesmiş. Sarımsaklı, ballı bir karides falan yaparlarmış. Aynen, karides plakisi var ve karidesin farklı yöntemlerle pişirme şekilleri var. Özellikle Fatih döneminde dil balığını çok seviyor. Sudak, yayın, turna. Bunları çok seviyor. Yılan balığını çok seviyor. Kekikli yılan balığı. Yılan balığı müthiş bir şey ama ya. Havyar yiyor. Sevilmez mi? Değil mi yılan? Şu anda aldığınız mutabbal. Mutabbal. Biraz böyle Lübnan mezesi biliyorsunuz mutabbal. Közlenmiş patlıcan, yoğurt ve tahin var. En sevdiğim mezelerden biri benim mutabbal. Bu humus hibeş aslında. Biraz hibeş. Daha katı. Saray mutfağındaki verilen haliyle servis ediyoruz. Zaman zaman kuş üzümüyle de yaptığımız oluyor hibeşi. Bu biraz daha böyle humusa benzer bir sunum ve servisi var. Biraz muhammara, biraz muhammara ben de çok severim. Közlenmiş patlıcan, biber salçası, ceviz ve biraz böyle bayatlamış ekmek. Evet. Nar ekşisi en sevdiğim mezelerden bir tanesi. Ben de hakikaten en sevdiğim, yani en güzel mezelerden bir tanesi. Evet, hepsinden aldık zannedersem. Evet. Ha yok, sarma. O eski vişneli, değil mi? Vişneli sarma herhalde Osmanlı'da en çok yapılan. Bunu farklı kılan vişneli olması. Bu tarif de
1844 Mehmet Kamil'in Aşçıların Sığınağı diye bir kitabı var. Ya onu soracaktım aslında. Nereden ulaşabiliyorsun bu kaynaklara? Rahat oluyor mu, zorlanıyor musun diye? Esasında hani zaman içerisinde ulaşıyorsunuz. Yani ilk aldığım kitap belki 20 yıl önceydi. Aha. 20 yıllık bir serüven içerisinde gittiğim yerlerde, araştırmalarımda bu kitapları araştırıyorum ve bulabildiklerimde muhakkak kütüphaneme bırakıyorum. O yüzden yıllar aldı biraz böyle, 20 yıl aşkın bir zaman aldı kitaplara ulaşmak. Siz de baktınız az önce, hakikaten çok değerli kitaplar. Evet, evet, çok güzel kitaplar. Şimdi patlıcan denilince biraz geç girmiştir Osmanlı mutfağına, Türk evet. mutfağına patlıcan ama girmiş ve bizim olmuş. Aslında Türk mutfağı, biz Türkler böyle çok hızlı asimile oluruz ama konu mutfak ve yiyecek olunca çok hızlı asimile etmişiz. Değil mi? Mesela domates de 1850'den sonra girip bir anda neredeyse bütün yemekleri domine ediyor şu anda. Evet, hemen hemen her yemeğimizde var. Patlıcan keza öyle. Ama Türk mutfağına girmiş ve çıkmamış. Osmanlı'da şunu yapıyorlar bildiğim kadarıyla. İşte domates salçası yokken işte meyve püreleri, ondan sonra meyve ekşileri, işte nar ekşisi gibi, işte ne bileyim erik ekşisi gibi. Koruk çok fazla kullanılıyor. Ve o da çok güzel bir tatlı, ekşi ve tuzlu dengesi yapıyor. Ki bence Osmanlı mutfağının en önemli taraflarından bir tanesi de o. Kesinlikle, çünkü Osmanlı dedik ya, hani çok büyük bir mirasın aslında ortasında oturuyoruz biz. Sadece Osmanlı değil, ondan önceki Selçuklu'nun da mirası olarak üzerindeyiz. Bununla beraber Orta Asya'dan gelirken getirdiğimiz bir yaşam kültürü var. Gelirken aynı zamanda İran'dan gelirken Perslerin o zengin deneyimini de biz aynı zamanda almışız ve Anadolu topraklarına getirmişiz. Bununla beraber Anadolu'da gelip geçmiş olan farklı medeniyetler. İnanılmaz medeniyet var. Kesin çok. Siz de bahsettik, Hitit medeniyetinden bahsettik. Bununla beraber komşu halklar, Araplar, Ermeniler, Rumlar, komşu halklarla yaşamış olduğumuz binlerce yılda geçmiş olan bir iş, hani bir yaşam konseptimiz var, beraber yaşadık. Onlardan aldığımız kültür, sonra da böyle müthiş bir mutfak çıkıyor ortaya ki saray mutfağı daha da farklı bir değil konsept. Mi? Bu arada mezelerin hepsi birbirinden lezzetli. Teşekkür ederim. Şimdi benim imza yemeklerimden bir tanesine geçiyorsunuz şefim. İçerisinde karışık Türk peynirleri olan bir börek. Şimdi Türk mutfağında ve Osmanlı mutfağında yufka hamur işi çok yok zannederiz ama özellikle Orta Asya'da ya da Özbekistan bölgesinde oralardan bize geçmiş çok büyük bir kültür var. Mantı, buna börek, biraz bal yufka. Koyacaktık değil mi üstüne? Koyalım mı? Bence koyalım. O karışık peynirlerle bal çok güzel oluyor. Ben o tatlı tuzlu şeyini çok seviyorum ya, kombinasyonunu. O zaman buna bayılacaksınız. Beyaz peynir, reçel, işte bal. O zaman Hazar Şef, benim böreğim ama o kadar güzel anlattınız ki teşekkür ederim. Şöyle alayım ben. İncecik bir yufka var. Etrafında iki kat galiba. Evet. İki kat yufka. İçerisinde karışık Türk peynirleri var. Bir miktar susam yağı koyduğumuz bir yağda kızartıyoruz böreğimizi. Üzerine bal döküyoruz ve biraz da kuş üzümü. Hem servis de güzel olsun diye. Bence verdiniz, çok güzel mi? Bir tabii. Bunun adı ne? Gemici böreği mi diyorsunuz? Ballı gemici böreği. Ballı gemici böreği. Evet. Bazen avcı böreğiyle karıştırılıyor. Şöyle göstereyim içerisindeki peynirleri. Biraz sıcak olduğunda daha akışkan oluyor. Tabii. Burada en istedilir peynir tulum peyniri ve isli peynir. Kesinlikle şu anda isli peynir. Tadı geliyor. Ama peynir kombinasyonu da güzel olmuş. Ballı birleşimi gayet güzel. Madem konu saray mutfağı, az önce de Fatih Devri'nden bahsettik. Bu nar çiçeği şerbeti. Süheyl Ünver'in 1952 yılında yazdığı Fatih Devri Yemekleri diye bir kitabı var. Hı hı. Onun kitabından aldığım bir tarif. Esasında Bursa'da yetişen narlar getiriliyor saraya. Bayağı ekşi ve güzel bir nar ama. Orada yapılıyor. Narın kendisi değil de narın çiçeği. Çok fazla çiçek açıyor ve hepsi nara dönüşmüyor. Dökülenler alınıyor ve saraya getirip orada kurutuluyor. Hibiskus'a benzer bir çiçek. Hibiskus gibi herhalde. Narı denk şerbeti deniliyor. Kavun dolması. Kavun önce dolması. Bu da yani hakikaten yüz tutmuş unutulmaya. Çok hiçbir yerde göremediğim bir şey benim. Yok. Benim alakart menümün hiç değişmeyen yemeklerinden bir tanesi. Sadece kış aylarında kavunun yerine ayva dolması yapıyorum. O da çok lezzetli olur. Kavunun içerisini açtıktan sonra biraz fırınlıyorum. Hı hı. Fırınladıktan sonra kavunu fırından alıp içerisine İşte bademli, fıstıklı, kuş üzümlü, baharatlı
Eti tavada pişirdikten sonra tekrar kavunuşuna veriyorum ve bir miktar daha birbirine kombin olsun diye bir miktar daha fırında bekletiyorum. O kavunun suyuyla, onun karamelize olmuş şekeriyle, aynen ısıdan şimdi dolayı. Aynen öyle. Yani etle kavun birbirine geçsin diye. Şöyle ben servisi vereyim mi size? Olur, seve seve. Üzerindeki çiçeği de alalım. Sultana gidecek diye çiçek de bıraktık burada. Şimdi kavun Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemeklerden bir tanesi. Onun öyle döneminde çok seviliyor ve tüketiliyor. Ama çok lezzetli oluyor. Nasıl yani buldunuz şefim? Çok güzel. Şimdi buradaki tatlıyı dengeleyen Maraş pul biberi var. Biraz hafif acı. O bu dengeyi sağlıyor. Bence çok yakışmış. Sonradan yani böyle bir hafiften vuruyor. Bir de kuş üzümü var, onu da hissedeceksiniz. Kuş üzümü de var. Bademler kavrulmuş. Yani etle kavun şimdi insanlara değişik gelecek ama. Benim en çok sevdiğim yemeklerden hakikaten bir tanesi. Çok güzel kombinasyon. Şu anda açtığımız yemek bizim başyapıtımız. Utancana 15. yüzyıl ve 17. yüzyıllarında Osmanlı saraylarının baş yemeklerinden bir tanesidir. Aslında ismi zireba, mutercen ya da tecin diye anılır. Baharat yok. Burada baharat olarak sumak kullanıyoruz biz. Ama sirke, bal, badem, üzüm, kayısı, mürdümeri. Bir sürü taze meyve var bir de, değil mi? Bir sürü taze meyve var. İşte burada mürdümeri ekşi, kayısı tatlı. Doğru. Sirke ekşi, bal tatlı gibi bir denge var. Farklı farklı meyvelerin tatları, bazıları şekerli dediğin gibi, bazıları ekşili. Yine badem, bayağı fazla kullanılıyor değil mi badem? Çok. Saray mutfağında bademsiz yemeği biraz... Her şeyde var. Pilavını var. Yapıyorsun, var. Perde pilavını öyle yapıyorsun. Badem çorbası var. Ben kış menüsünde koyuyorum badem çorbasını. Badem tatlısı var, levzine. Valla ben seviyorum mutfağımda tatlı, ekşi, acı hepsini öyle kombin karıştırıp yemekler yapmayı ki Osmanlı'da bunu çok dengeli bir şekilde yapmış. Son yemeğimiz Muhteşem Yüzyıl. Adı bu değil ama Muhteşem Yüzyıl Kanuni Sultan Süleyman dönemi yemeklerinden bir tanesi. Kaz kebabı. Kars usulü yapmıyorum. Çok güzel oluyor Kars usulü ama biraz farklı yapıyorum. Kazı alıyorum ve yaklaşık bir 8 saat kadar suda haşladıktan sonra tiftikliyorum etini. Biraz tereyağı, karabiber, biraz fıstık katıyorum lezzet katsın diye. Daha önce pişirmiş olduğum pilavın üzerine koyuyorum. Yufkaya sarıyorum, fırına veriyorum. Ha, pilav da var içinde yani. Evet. Bayağı sürprizli bir şeymiş bu. Evet. Altındaki sosu da kazın kendi suyuyla yaptığım bir sos. Nane böyle kullanılıyor mu her şeyde? Çünkü günümüzde naneyi sadece tatlılarda kullanıyor birçok insan. Yani ben mutfağımda özellikle soslarda ferahlatması açısından nane kullanmayı tercih ediyorum, seviyorum. Güzel bir reha da katıyor nane. Bir de kaz gibi ağır ve yağlı bir şeye evet, o da dengeleyecektir. Sebebi o zaten. Güzel bir birleşim olmuş. Evet. Saraydakiler ağzının tadını biliyormuş ya. Ha, biliyormuş ya tabii. Vallahi çok keyifliydi. Hem sohbetin hem de böyle herkesi bilgilendirmen bu konularda. Çünkü çok fazla bildiğimiz, çok fazla rastladığımız yemekler değil artık bunlar. Ama bence çok keyifli bir bölüm oldu. Ben çok teşekkür ederim. Yani Osmanlı'dan, atalarımızdan bize kalmış bir medeniyet mirası bu. Öyle görüyorum. Bir miras olarak görüyorum bunu. Dolayısıyla anlatmak istediğim en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu Hazar Şef. Bence çok güzel oldu. Özellikle ben size çok teşekkür ederim. Hani restoranımızı tercih etmiş oldunuz. Ne demek, zevkle. Sizin sayenizde de anlatabilme şansımız oldu. Zevkle, büyük bir zevkle. Teşekkür ederim. Vallahi biz biraz da hem Osmanlı mutfağı hem Hitit mutfağı onlardan bahsedeceğiz. Yemeklerimizi bitireceğiz. Bakalım bundan sonraki bölümde hangi ilçede, hangi semtte olacağız.